arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu boksla kickboks arasındaki farklar nelerdir? Çok basit bir bakış açısıyla bakarsak kickboks için boksa tekme eklenmiş hali diyebiliriz. Bu kadar basit mi? Tabii ki değil. Tekmeler işin içine girince oyunun bütün kuralları değişiyor. Şöyle anlatayım. Tekmeler işin içine girdiği zaman mesafeler de değişiyor. Yani boksta kullandığınız mesafe ile kickboksta kullandığınız mesafe aynı olmayacak. Yani kickboksta veya Tayland boksunda ya da MMA'de kurallar neye izin veriyorsa mesafeler ona göre değişir. Yani bir dirsek mesafesini düşünün. Ne kadar yakın? Yumruk mesafesi, tekme mesafesi daha uzak. Bütün bu mesafeler arasında gidiş geliş yapacaksınız. Boksta, evet bokstaki o yumrukları kickboksta da kullanıyoruz. Yeri geliyor MMA'de de kullanılıyor. Tayland boksunda da kullanılıyor. Ama bütün bu mesafeler veya yumruk atarken karşılığında bir dirsek alabileceğimiz, bir tekme alabileceğimiz veya hangi spor yapabiliyorsak MMA'yı düşünün, olayın güreşe dönüşebileceği, bunların hepsini göz önünde bulundurmak durumunda kalıyorsunuz. Bunu bir örnekle anlatayım, daha iyi anlaşılsın. Boksta mesela yumruğun altından geçerken bazen boksörlerin iyice aşağı kadar eğildiğini görürsünüz. Buralara kadar eğilirler. Neden? Çünkü kurallar gereği ensesine herhangi bir darbe yemeyeceğini biliyor. Ama bu kickboks ya da bir Tayland boksu olsaydı diz ve dirsek yiyebilirdi. MMA'de aynı şeyler olabilir veya kafasını kaptırıp oradan giyotin vesaire rakip oradan yürüyebilirdi. Kurallar dahilinde böyle bir şey olmadığı için o yumrukların kullanışı, mesafesi bunlar hep değişiyor arkadaşlar. Dolayısıyla dövüşteki kurallar, uygulanan teknikler devamlı taktik ve stratejileri değiştiriyor. Yoksa kickboks idmanlarında sadece boks çalışıldığı olur. Aynı şekilde MMA'de de öyle. Boks günü olabilir. Çok iyi kickboksçuların içinde çok iyi boksu olan insanlar olabilir. Yine MMA'cilerin içinden de çıkabilir. Ya benim şahsi fikrim boks çok güzel bir spor. Beğeniyorsan gönül rahatlığıyla yapabilirsin, gidebilirsin. Ama neden bunun yanına tekmeleri eklemeyesin, diz dirsek eklemeyesin. Bu şekilde tekniğini zenginleştirirsen çok daha avantajlı bir pozisyona geçersin. Yine söylüyorum, boksu beğeniyorsan sadece boksu yapabilirsin. Gayet de iyi olur. Hem fiziksel anlamda çok faydasını görürsün, hem de teknik anlamda çok faydasını görürsün. Belki ileride üzerine bir kickboks ekleyebilirsin veya tekmeli başka bir spor ekleyebilirsin veya MMA ekleyebilirsin. Tamamen zevkine kalmış. Yine şu an aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Sadece boksa göre tekmeli başka bir sporu kıyaslarsak tekme, iyi tekme atabiliyorsan sana distans yani mesafe avantajı kazandırıyor. Dolayısıyla tekmelerle rakibi biraz daha kendinden uzak tutabiliyorsun. Bu da suratına daha az yumruk yiyebileceğin anlamına gelebiliyor. Parantez içinde söylüyorum. Eğer gerçekten iyi kullanabiliyorsan. Böyle de bir avantajı var. Ama boks yaptığın zaman kafana bu darbeleri yiyeceksin. Kaçarı yok. Yani başka bir yolu yok. Bunu da yapmadan önce göz önünde bulunduracaksın. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa videonun altına sorun. Kanaldaki diğer videolara bakmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir dersin daha sonuna geldik. Dövüş sanatlarıyla ve sağlıklı yaşamla ilgiliyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Daha önce cevaplamış olduğum sorular tekrar sorulabiliyor. Bunlarla ilgili birçok video yaptım. Kanal içi arama yaparak diğer derslere göz atabilirsiniz. Dersi beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Sorularınızı ya da yorumlarınızı videonun altına bırakarak bir sonraki dersin konusunu siz belirleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.